içi gelişmelerinden derlediğimiz saat 18 akşam bülteniyle karşınızdayız. Ben Sabahnur Keskin. Ordu'da çalışacak fındık işçilerinin ücretleri komisyon tarafından belirlendi. Fındık işçi ücretlerini belirleyen komisyon Ordu Vali Yardımcısı Salih Keser Başkanı'nda toplandı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeşil altın olarak bilinen fındığın hasadına bir aydan kısa bir süre kaldığını hatırlattı. Ağustos ayının ilk haftasından itibaren bölgede fındık hasadının başlayacağını işaret eden Cörüt, fındık işçilerinin ücretlerinin belirlendiğini ifade etti. Ücretlerin fındık komisyonu üyeleri tarafından belirlendiğini işaret eden Cörüt, işçi fiyatlarının yemeğin bahçe sahibine ait olması durumunda 44 lira, işçiye ait olması durumundaysa 48 lira olacağını belirtti. Cörüt, komisyonda ayrıca fındık ayıklama makinesi yani patos saatinin 120 lira, katırcanın günlük yemesinin ise 130 lira olarak belirlendiğini de ifade etti. Komisyonda alınan karar gereği fındık bahçelerinde 16 yaş altı çocuk çalıştırmasının yasaklanması kararının çıktığını vurgulayan Cörüt, çocuk işçi çalıştıran bahçe sahibine çocuk başı 208 lira ceza kesilecek dedi. Cörüt, çocuk işçiliğine karşı olduklarını, bu konuda ilgili birimlerin bahçeleri gezerek sürekli denetim yapacağını sözlerine ekledi. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Ordulu Yunus Arıncı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı. Başbakanlıkta müfettişlik ve başmüfettişlik görevleri yürüten Yunus Arıncı, 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlıktaki ekibinde yer alan Arıncı, dün itibariyle uzun süredir boş bulunan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu Başkanlığı koltuğuna getirildi. 1975 yılında Ordu Kumru doğumlu olan Yunus Arıncı, 4 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğretimini memleketinde tamamladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yunus Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2000 yılında müfettiş, 2005 yılında bir yıl geçici görevle TÜBİTAK'ta daire başkanlığı olarak görev yaptı. 2007 yılında baş müfettiş oldu. 2007-2009 yılları arasında İndina Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Başbakanlıkta müfettişlik ve baş müfettişlik görevinde bulunan Arıncı, 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Yunus Arıncı, 29 Mart 2013 tarihinde Denetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Arıncı bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığını yönetecek. Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütüp geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumudur. Üyelerinin ve başkanlarının ataması Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor. Görevi, Cumhurbaşkanlığının isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı organları dışında tüm kamu kuruluş ve kurumlarında, kamu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde ve kamuya yararlı derneklerde her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapma etkisi bulunmaktadır. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu'da Ramazan etkinliği programları kapsamında 23. iftar sofrası Ulubey'de kuruldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan iftar programında bu akşam Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu'da Ramazan etkinliği kapsamında 23. iftar sofrası Ulubey'de kuruldu. İftar programına AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve Ulubeyli vatandaşlar katıldı. Mehteran gösterisiyle başlayan program daha sonra tasavvuf musikisi ve sohbet programı ile devam etti. Sayın seyircilerimize, burada bizleri seyreden Ulubey halkımıza. İftar açıldıktan hemen sonra konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ulubey'e önceden 800 bin lira geliyormuş. Bizim 1,5 yılda ayırdığımız para tam 30 milyon lira dedi. Ulubey ilçemiz büyükşehir olmadan önce Ordu İl Özel İdaresi'nden ayda, yılda kaç lira para alıyormuş tahmin edebiliyor musunuz? Ulubey ilçemiz suya, kanalizasyona ve yola Ordu'dan bir yıllık süre içinde aldığı paranın tamamı 800 bin liraymış. Yani 1 milyar bile değil, 800 bin lira para alıyor imiş. Büyükşehir olduktan sonra biz Ulubey'imizin sadece suyu yoluna
bir buçuk yıllık süre içinde kaç lira ayırdık, gönderdik, yarısını harcadık tahmin edebiliyor musunuz? 800 bin liraydı öncesi. Şimdi kaç lira oldu ben söyleyeyim. Büyükşehir olduktan sonra bir buçuk yıllık süre içinde bizim ayırdığımız para tam 30 trilyon lira. AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak ise 30 Mart seçimleri Ordu için bir dönem noktası oldu diye konuştu. 30 Mart seçimleri hiç şüphesiz Ordu için bir dönüm noktası oldu. Çünkü bugüne kadar Ordu'da yaşanmayanlar Büyükşehir'le birlikte Ordu'da, Ulubey'de, Gülyalı'da, Gölköy'de, Mesudiye'de velhasıl 19 ilçemizde yaşanmaya başlandı. Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, TEOG sınavında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye etti. Program düzenlenen orta oyunu ile son buldu. Anam bana bir şeyler oldu. İyi de Karagöz'üm, teleferikle Büyükşehir'in arası 200 metre ya var ya yok. Tamam işte ben de demek ki 200 metrelik koşucum, belediyenin önüne yattım. Allah'tan Kanal 52'deki çocuklar arkadaşımdı Muzaffer falan. Hemen indiler belediyenin önüne yakın olduğu için beni kucakladılar, kaldırdılar, bana su verdiler. Ben bir daha teleferiğe kadar geri koştu. Muzaffer'ler seni götürseydi ya teleferiğe kadar, ama hiç oldu mu yani? Ordu'daki araç sayısı ve trafiğin yoğunluğu bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de park yeri problemi. Yol kenarlarındaki alanlar da belediyeler tarafından otopark olarak işletiliyor. Vatandaşlarsa bu konuyla ilgili kolaylık istiyor. Türkiye'nin birçok yerinde yol kenarlarında belediyeler tarafından otopark olarak vatandaşlara kiralanıyor. İlk 15 dakika ücretsiz, yarım saat 1 lira, 3 saat 5 lira gibi katlanarak devam eden fiyat tarifleri de vatandaşları ara sokaklara itiyor. Ara sokaktaki vatandaşlar ve esnaflar da araçlarını park etmenin yasak olduğu alanlara bırakmak durumunda kalıyor. Bazı şehirlerde ise bu uygulama kalkmaya başladı. Şehir içi esnafı ve buralarda yaşayan vatandaşlar da kendilerine kolaylık sağlanması ve bu uygulamada düzenlenmeye geçilmesi gerektiğini söyledi. Kaldırılmalı bence. Burada da kaldırılmalı. Evet. Çünkü yolun kenarı sonuçta park alanı, park için özel bir mülk değil burası. Yani şöyle oluyor. Genelde aslında bir yönden iyi, bir yönden kötü. İyi yönü şu. İnsanlar ihtiyaçlarını görüp hemen çıkıp gidiyorlar. Ha, kötü yönü de şu. İnsanlar ihtiyacı olsun olmasın bırakıp akşam da alabiliyor. O zaman daha büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ama külfet noktasında şöyle bir sıkıntı var. Yani normal otoparklarda bütün gün boyunca 5 lirayken burada saatini 3 liradan 4 liradan almaları, bir de kamu hizmeti olması noktasında vatandaş için büyük bir sıkıntı. İzmit'te kaldırıldı yani, İzmit'te almıyorlar yani. Ankara'da kaldırdı. Burada yine işte bir 5 sene sonra buradan kalkar herhalde. Biraz geç geliyor bana. Geç geliyor buraya. Herkesin kapısını, arabasını rahatlıkla çekmesi lazım. Otopark olmadığı zaman vatandaş işini göremiyor. Mesela misal burası tutup kapısını, araba çekemiyor. Yani yarım saatte kalsa, 10 dakikada kalsa bir işini göremiyor. Otoparkın kalkması daha önemli. Ordu'da geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan akıllı kavşaklar ve ilerleyen dönemde hayata geçecek olan hız kontrol noktaları ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Caner Tayfur, sistem hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Ordu trafiğinde geçtiğimiz günlerde trafiğin hizmetine sunulan trafik elektronik denetleme sistemleri, yani akıllı kavşaklar, kamuoyunda ciddi yankılar uyandırmıştı. İlerleyen günlerde hayata geçmesi planlanan ve altyapı çalışmaları sürdürülen hız koridorları da akıllarda soru işaretleri bıraktı. İl Emniyet Müdürü Caner Tayfur, trafikte elektronik denetleme sistemi projesi hakkında açıklama yaparak projenin çalışma prensibinden bahsetti. Ordu Büyükşehir Belediyemizle vaktiyle yapılmış olan protokol çerçevesinde şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde bitmesini bekliyoruz. Bu sistem tamamlandığında toplamda 13 adet hız koridoru, ki bunlardan 6 tanesi Altınordu ve çevresinde, 4 tanesi Ünye ilçemizde ve 3 tanesi de Fasa ilçemizde olacak. 17 tane de akıllı kavşağımız olacak ve ayrıca yine bu sistem çerçevesinde 17 adet MOBES'e ilavemiz ve Ünye ilçemizde 2 adet kırmızı ışık denetleme sistemimiz bulunacak. Ve bu hız koridorları sayesinde de radarlarla bir anlık ölçüm yerine hız koridorlarıyla
sürücülerin belli bir mesafe aralığı içerisindeki hız ihlallerini ölçmüş olacağız. Daha adaletli bir sistem olacağına inanıyorum. Altınordu Belediyesi mahalleleriyle iftarda buluşmaya devam ediyor. Belediye tarafından Cumhuriyet Köyü Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim, Altınordu Belediyesi meclis üyeleri, Hürriyet ve Bayramlı Mahalle sakinleri de katıldı. Altınordu Belediyesi mahalle iftarlarına devam ediyor. İftar programına AK Parti ilçe teşkilatı, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri de katıldı. İftar programında orucunu açan ve kalabalığa seslenen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bu sofrayı kurmamızın iki sebebi var diyerek sözlerine başladı. Bu güzel sofrayı tertip etmemizin iki sebebi var. Birisi komşuları bir araya getirebilmek. İkincisi de zengini fakiri ayırmaksızın aynı sofrada buluşturabilmek. Düğün davet olur, cenazeler olur, mutlaka bir araya geliriz ama bir sebebe dayalıdır. Bu ise gönül birliğiyle, bu güzel Ramazan'ın bereketiyle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtuluş diye bize müjdelenen ve iki gün sonrasında Kadir Gecesi'ni birlikte idrak edeceğimiz ve 5 gün sonra da bayramı birlikte idrak edeceğimiz bu güzel ayda bir araya gelebilmek. Başkan Tekintaş bu bölgelerde yapmaları gereken çok işlerinin olduğunu da sözlerine ekledi. Bu bölgelerimizde yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz. Zaman zaman içme suyu ile ilgili, zaman zaman yol ve ulaşım hizmetleri ile ilgili, özellikle de söz verdiğimiz şekliyle çöp toplama hizmetlerinin yerine getirilmesiyle ilgili sorumluluklarımızın farkındayız. Bağımsız Türkiye Partisi Ordu İl Başkanı Ömer Özer Yücel açıklamalarda bulunarak partimiz iktidar olsaydı işçi, memur ve emekli bu ay 5000 lira maaş alacaktı ifadelerini kullandı. Bağımsız Türkiye Ordu İl Başkanı Ömer Özer Yücel, partileri iktidar olsaydı vatandaşlıktan doğan 1000 TL, her çocuk başına 250 TL, çalışmayan ev hanımları için ise 1500 TL verecektik. İşçi, memur ve emekli bu ay 5000 lira maaş alacaktı dedi. Gerçekten bu millet Bağımsız Türkiye Partisi'ni iptal etmiş olsaydı, yani Genel Başkanımız Haydar Başbey'i başbakan yapmış olsalardı, gerçekten şu anda 5000 lira emekliler, asgari ücret ve yani en az asgari ücret 5000 lira olacaktı herkesin. Mesela emeklilerin maaşı da 5000 lira olacaktı. Hatta ev hanımlarına, çalışmayan ev hanımları 1500 lira maaş alacaktı. Mesela genel başkanımızın bir şeyi var. Ben de en çok bunu hayret ediyorum. Yani şimdi düşün işte en çok şey için ev hanımları. İşte çocuklarına geleceği gibi insan gibi bakamıyor, işte okula yakın harçlığını öğrenmiyor. Bu yaşlarının başında işte bayramda, seyranda bir alışveriş yapamazken 1500 lira maaşı elinin tersiyle itti yani. Şimdi emekliler, bakıyorsun her gün medyada emeklilerin, işte asgari ücretlerin şeyleri var, sistemleri var. İşte geçinemiyoruz, edemiyoruz diyor ama 5000 lira, Haydar Hocam 5000 lira sizlere maaş vereceğim deyince buna elin tersiyle ittiler. Seçim sonunda genel başkanımız, o da çok önemli, şöyle bir seçim değerlendirmesi yaptı. Dediler işte bu seçimin işte galibi kimdir veya işte mağlubu kim? Bu seçimin mağlubu kaybedene halk. Yani halk kaybetti. Kimse kaybetmedi. Yani kazanan da biz dedi. Niye? Biz doğruları söyledik millete. Gerçekten yani bunları bilecekti yani. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ceyhan Tarakçıoğlu, kivi yetiştiriciliğinde bu dönemlerde kivi de yaz budaması yapılmasını gerektiğini söyleyerek üreticilere uyarılarda bulundu. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ceyhan Tarakçıoğlu, kivide yaz budamasının çok önemli olduğunu söyledi. Kivi tabii ki çok sarılıcı ve tırmanıcı bir bitki. Kış budaması genellikle 20-30 çubuk üzerinden 10-12 göz, her bir çubuğun üzerinde 10-12 göz olacak şekilde budamanın yapılması gerekiyordu.
Ancak tabii ki çok hızlı bir gelişim gösterdiği için yaz döneminde iki türlü budama yapmak gerekir. Öncelikle meyveli dallar, meyveli sürgünlerin budaması, diğeri de meyvesiz sürgünlerin budaması. Meyveli dallarda özellikle meyve iriliğini teşvik etmek amacıyla son meyveden sonra 4-6 yaprak kalacak şekilde budama yapıyoruz ve bu durumda bitki meyve, besin elementleri ve su meyveye taşınıp meyvenin irileşmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra kivi de aynı zamanda tabii ki hem meyveli dallar ve gelecek yıl meyve verecek olan dalların gelişimi de söz konusu. Bu dönemde yapılacak olan budama ile en azından o sürgünler, yani gelecek yıl meyve verecek olan sürgünler pişkinleşmiş, olgunlaşmış olur ve önümüzdeki yılda meyve verimi açısından önemli bir gelişim sağlamış olur. Yaz budamasının etkisinin bitkide çok önemli olduğunu belirten Tarakçıoğlu şöyle devam etti. Özellikle bitkinin güneşten yararlanmasını sağlamak, bahçe içerisinde hava akımı oluşturmak ki son yıllarda özellikle fındıkta mesela külleme hastalığının tek sebeplerinden bir tanesi mantar hastalıklar. Nem bahçe içerisinde nem hava akımının olmaması. Bu şekilde benzer şekilde kiviye de sıçrayabilir. İyi bir yaz budaması ile bitkilerin güneşten daha iyi istifade etmelerini sağlayabiliriz. Meyvelerin ve yaprakların olsun. Profesör Tarakçıoğlu ayrıca konuşmasında üreticilere de uyarılarda bulunarak bilinçsiz, bilgisiz yapılan uygulamaların bahçelerde hasarlara yol açabileceğini de söyledi. Temmuz ayı içerisinde mutlak surette üreticilerimizin mutlak surette yaz budamalarını yapması gerekiyor ki kivi özellikle eğer sürgünleri kontrol etmeyecek olursak telefon kablosu gibi kıvrılmak suretiyle sağlıklı bir gelişim göstermez. Mutlak surette bunların budanması, dediğim gibi 10-12 göz üzerinden budanması ve sürgünlerin tele bağlanması gerekiyor. Bu sadece yani hem gelecek yıl ürün üzerine etkisi bakımından hem bu yılki ürünün irileşmesi açısından ve tabii ki hastalıklar açısından son derece önemlidir. Üreticimiz genellikle budama işini, özellikle yaz budamasını ihmal ediyor. Buna öncelikle dikkat etmeleri gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda yazılardan dolayı belediye tarafından boyama ve temizleme çalışmaları yapılan alt geçit yeniden kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Yazı tahtasına dönen duvarları gören vatandaşlar da tepkiliydi. Çok çekiyor. Hiç güzel değil. Bir de korkuyoruz buradan geçerken bu yazılar. Hiç güzel değil. Sizce ne yapılması lazım? Bilmem. Çok zor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Yeni Mahalle ve Bahçelievler mahallelerini birbirine bağlayan alt geçidin duvarlarında geçtiğimiz aylarda boya ve temizlik çalışmaları yapılmasına rağmen bilinçsiz kişi ya da kişiler tarafından tekrar yazı yazmaları tepkilere neden oldu. Alt geçit duvarlarında gelişigüzel yazıların yanı sıra ilan aşk mesajları da dikkat çekiyor. Bilinçsizce duvarları kirletenler sadece belediye değil, Altınordu'da yaşayan vatandaşların da tepkisine neden oldu. Bence yazıları yazan çok yanlış. Ailesi, çocukları tebliğ etmesi lazım. Gençlere çok yakıştıramıyorum. Bizim gençlerimize bu çağda bu yazıları yakıştıramıyorum. Mermer zaten bunun adı. Anlatalım yani. İş dünyasını duvarlara yansıttı galiba. Öyle değil. Kendini bilmeyen dese olur. Kendini bilse böyle karalamaz. Çocuk işi bir cahil işi bilemem de. Altınordu Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Ramazan ayı boyunca ordulara iftar çadırının yanı sıra mahallelerde de iftar veren Altınordu Belediyesi yeni bir organizasyona imza attı. Altınordu Belediyesi ile Anadolu Jet'in ortaklaşa düzenlediği direkler arası Ramazan eğlenceleri programı otopark alanında gerçekleştirildi. Mehtah gösterisi, orta oyunu, gölge oyunu, ipli kukla şovu gibi pek çok nostaljik Ramazan eğlencesi Altınordulular ile buluşturuldu. Hem geldi hem takip etme diyor. Bu ne biçim adam ya? Akşakşı. Oy. Allah.
Pardon dayı. Gene ben. Deniz. Evet. Oğlum. Evet. Tatlım. Efendim. Kıymatlım. Efendim dayı. Beni neden takip ediyorsun? Öte yandan gösteri boyunca Altın Ordu Belediyesi ve Anadolu Jet'in ikramları olarak pamuk şekeri, Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti ikram edildi. ...2015 yılının ilk 6 ayında 4776 gıda denetimi yapıldı. 34 işletmeye 156.199 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ramazan denetimleri ve ilk 6 ay içerisinde yapılan gıda denetimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının devam ettiği bu günlerde Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, Ramazan denetimleri ve 6 ay içerisinde yapılan gıda denetimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İlimiz genelinde yapılan gıda denetimlerinin 2014 yılı ilk 6 ayına göre %22'lik bir artışla toplam 4776'ya ulaştığını görüyoruz. Yani 2014 yılının ilk 6 ayına göre 2015 yılının ilk 6 ayında gıda denetimlerinde bir %22'lik bir artış sağlanmıştır ve 4776 denetim yapılmıştır. İlk 6 ayda alınan toplam 434 gıda numunesinden 8 tanesinin nihai analiz sonucu Türk Gıda Kodeksine uygun olmadığı tespit edilmiştir. Gerek analiz sonuçlarına göre gerekse de denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 34 işletmeye toplam 156.199 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca iki olay hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Müdür Yılmaz, tüketicilerin gıda işletmelerinde karşılaştıkları her türlü olumsuzluklarla ilgili Alo 174 gıda hattına başvurmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. İl müdürlüğü olarak yaptığımız tüm çalışmalarda ana hedefimiz insan sağlığının korunması ve sağlıklı gıdaya ulaşılmasıdır. Tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasıdır. Yazın gelmesiyle birlikte gelinlik ve damatlıklar da görücüye çıktı. Peki gelinlik ve damatlıklar her bütçeye uygun mu? Haberimizi izliyoruz. Her genç kızın hayali gelinlikler bu sezonda yepyeni modeller ile vitrinlerde yerini aldı. Her bütçeye uygun gelinlikler ve damatlıklar sahiplerinin rüyalarını gerçekleştirmek için bekliyor. Öncelikle bayağı epey bir yoğunuz diyebilirim. Bu sene Ramazan sezonu ikiye böldü. Ama bölmesine rağmen Ramazan öncesi oldukça yoğunduk. Ramazan sonrası da aynı şekilde bu yoğunluk devam edecek. Daha da artacağına emin olabilirsiniz. Peki yeni sezonda hangi gelinlik modelleri moda? Mağaza müdürü Hatice Sevinç evlenecek çiftlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Fiyatlar da hani bunlarla sınırlı değil. Fiyatlar 900'den başlıyor. Her kesime, her imkana sunuyoruz. 900'den başlıyor. 2, 2,5, 3 liraya kadar çıkabiliyor gelinlik fiyatlarımız. Ama fiyatlarda yardımcı oluyoruz. Bu fiyatlarda kalmıyoruz. Gene kredi kartına taksit imkanları sunuyoruz müşterilerimize. Damatlık fiyatlarımız da gene aynı şekilde her kesime hitap ediyor. Gene 300 TL'den başlıyor. 800-850 TL'ye kadar damatlık fiyatlarımız. Modellerimiz de değişiyor. Özel bir hastanede iç hastalıkları uzmanı olan Doktor Abdurrahman Tomakin yeni kitabını bugün Altınordu'da bir kitap evinde okurları için imzaladı. Doktor Abdurrahman Tomakin yeni kitabı Emperyalizm, Şirk, Adalet Üçgeninde Üç Boyutlu Müslümanı okurları için düzenlenen imza ve söyleşi gününde imzaladı. Doktor Tomakin bu tür kitaplardan hemen her yerde bütün kitapçılarda bulabilirsiniz. Benim amacım kısa ve öz bir format oluşturmak dedi. Tabii bu sahada çok yazılmış eserler var. Yani herhangi bir bilinen bir kitapçıya gitseniz
belki elinizin altında ulaşabileceğiniz çok sayıda çeşitli konularda kitaplar var. Benim buradaki amacım şu oldu, biraz daha öz, başucu kitabı, el kitabı olacak şekilde bir formatı, formata dönüştürmek. Doktor Tomakin, araştırma kitabı yazmak isteyen gençlere de şu önerilerde bulundu. Kendilerine bir hedef koyacaklar. Yani neyi görmek istiyorlar? Bir toplumda ne eksik? Hangi konu daha az anlaşılıyor? Risk alanları nedir? Ve o formatı kafalarında kurduktan sonra ona ait dokümantasyonu toplayacaklar. Yani bugün bilgiye ulaşmak için çok da engel yok. Yani her tür bilgiye ulaşmak mümkün. Önemli olan faydalı hale getirmek, kıvamına getirmek ve sunmak. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Şimdi spordaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Yarın akşam saatler 18'i gösterdiğinde tekrar sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Biz bugün burada yani 2015-2016 sezonunun bismillah dedik. Ordu Spor Sportif AŞ'den Nedim Türkmen'in istifasıyla eli güçlenen Yaşar Pamuk enerjisini transferlere yoğunlaştırdı. Futbol takımıyla ilgili olarak konuşan Başkan Pamuk, bizim literatürümüze teslim olmak veya başarısızlık yok, ikinci ligden PTT 1. lige çıkacak olan kadroyu kurmaya çalışıyoruz, arkadaşlara yetki verdik şeklinde konuştu. Transfer tahtasının açacaklarının müjdesini de veren Pamuk, transfer tahtası açılacak. Ordu Spor'un futbolcu borçları şu an için 8 milyon lira, dışarıdaki oyunculara borçlar ise 6 milyon lira ifadelerini kullandı. Başkan Yaşar Pamuk'un transfer tahtasını en kısa zamanda açıp Ordu Sporlu taraftarlara da bayram müjdesi vermesi bekleniyor.